Bismillahirrahmanirrahim. Bu 24. mektup, 2. makam. Buradan okuyacağız. Bir mukaddeme 5 işarettir. Mukaddeme 2 mebhastır. Buradan da biz 1. mebhası belki ancak okuyacağız. 1. mebhas, bu gelecek 5 işarette şunat-ı rububiyeti rasat etmek için, şunat-ı rububiyeti rasat etmek için birer sönük küçük dürbin nevinden birer temsil yazılacak. Evet, hem şunat-ı rububiyeti belki anlamış olacağız. Şimdi bana tarif et, hemen demeyin. Gerçi biz çok derslerde bunu uzun uzun tarif ettik. Fakat burada şu derste de en azından şu numuneler üzerinden şey yapabiliriz yani. Olayı kavrayabiliriz. Biraz da risalelerde öyle yapmak lazım. Doğrudan sözlüğe saldırmak değil de sabredip olay bizi nereye götürecek, hangi misallerden bahsedecek, o misallerden ve giriş ve sonuç kısmından o terimin içini dolduracağız. Yoksa sözlük manaları doldursak yanlış hatarlı kelimeler içine sokmuş olabiliriz. Yanlış manaları içine sokmuş olabiliriz. O da tabii ki şeye zarar verir. Cenab-ı Hakk'ı tanıma hususundaki kabiliyetlerimize zarar verir. O yüzden risalelerde sabretmek iyidir. Hemen anlamıyorum da değil, hemen sözlüğe saldırmak da değil. Hele bir okuyalım bakalım demek lazım yani. Bir şuraya bir son noktasına kadar mevzuyu bir kavrayalım. Şunat-ı rububiyeti rasat etmek için birer sönük küçük dürbin nevinden birer temsil yazılacak. Bu temsiller şunat-ı rububiyetin hakikatini tutamaz. Şunat-ı rububiyetin hakikatini tutamaz. Yani temsiller bizzat kendisi elbette değil. İhata edemez. Zaten şunat-ı rububiyet ihata altına girmez. Evet. Mikyas olamaz. Bir ölçü olamaz. Fakat baktırabilir. Meseleye bakabiliriz. Bakmak başka bir şey. Ölçü tutmuyoruz yani. Elimize bir litre kalıp da okyanusu ölçmeye çalışmıyoruz litre kabıyla. Okyanusa bakmaya çalışacağız sadece. O gelecek temsilata ve geçen remizlerde zat-ı akdesin şunatına münasip olmayan tabirat temsilin kusuruna aittir. Evet, zat-ı akdesin efendim şunatına münasip olmayan tabirler temsilin kusuruna aittir. Yani temsilde kusur olmaz meselesi gibi algılayacaksın yani misalde. Kusuratı şeye vereceksin. Yanlış gibi gözükebilecek, kusurlu hatalı gibi meseleleri temsile verirsen kışını bırak, üzünü al diyor üstad. Evet. Mesela lezzet ve sürur ve memnuniyetin bizce malum manaları şunat-ı mukaddesiyi ifade edemiyor. Lezzet, sürur, memnuniyetin bizce malum manaları, yani bizce insanlar tarafından bilinen manaları efendim şunat-ı mukaddesiyi tam ifade değil, hatta ifade edemiyor. Fakat birer ünvan-ı mülahazadır. Birer bunlar ünvan-ı mülahazadır. Birer mirsad-ı tefekküldür. Yani birer teleskoptur, birer elektron mikroskobudur artık. Yani meseleye bakmak için, bakmak için tekrar. Bir şey eline bir alet almaktır en azından. Ölçü olmasa bile gibi bir şey. Hem dahi şu temsiller muhit azim bir kanun rubetin küçük bir misalde ucunu göstermekle rubetin şunatında o kanun hakikatini ispat ediyor. Hem dahi şu temsiller muhit azim bir kanun rubetin haddi hududu olmayan diye yani muhit derken öyle düşünün. Kapsayıcı yani ihata edici ama her yeri yani tam ihatadan bahsediyoruz. Mutlak manada ihatadan bahsediyoruz muhit deyince. Muhit azim bir kanun rubetin küçük bir misalle ucunu göstermekle. Benzer üçgenleri algılayacağız yani. Burada böyleyse kainatta nasıldır? Veya benzer üçgen. Biz benzer üçgenin büyük tarafını görmüyoruz. Büyük üçgeni. Sadece kafamızda hayalleri var. Ama ufak kısmından bir ufak çizmişiz bize göre. Ufak derken bize göre gayet büyük ama gene de mesele karşısında küçük, ufacık. Tamam mı? Fakat bu benzer üçgenlerden sen şey anlayacaksın. Esas büyük üçgen anlayacaksın. Ufak üçgenden
büyük üçgeni anlayacaksın yani. Ama asla büyük üçgen gibi boyutlarda olmadığını bileceksin elindeki ufak üçgen meselesini. Rububiyetin şunatında o kanunun hakikatini ispat ediyor. Mesela bir çiçek vücuttan gider, binler vücut bırakarak öyle gider denilmiş. Bir çiçek vücuttan gider, binler vücut bırakarak öyle gider. Yani senin kuvve-i hafızanda kalır, böceklerin hafızasında kalır, havanın aynasında asılı kalır, uzayın boşluğunda ışık mesedir öyle kalır, mas edilir yani fotoğraf gibi. Çok boyutlu hologramlar şeklinde. Tamam mı? Çünkü öyle veya böyle hani uzayda hayat var mı diyor. Var tabii. Çünkü hepimiz uzaydayız. Yani sonuçta öyle düşünürsek. Tamam mı? Yani bu çiçekte sonuçta uzaydan başka bir yerde yolculuk yapmıyor. Uzayda bir gemi üzerinde büyük süratle hareket ediyor o çiçek. Vücuttan gittiği zaman gitmeden önce de tamam uzayda mutlaka izler bırakıyor. Havanın atmosferinin olması uzayda iz bırakmasına engel değil, hiç engel değil. Çünkü birbirinden farklı şeyler. Hepimiz uzaydayız. Uzayda hayat var mı? Var. Şurada oturup mesela ders okuyoruz. Bu ispatı yani. Evet. Şimdi mesela bir çiçek vücuttan gider, binler vücut bırakarak öyle gider denilmiş. Onunla azim bir kanun rububiyeti gösteriyor ki bir azim rububiyet kanunu gösteriyor ki efendim bütün bahar belki bütün dünyadaki mevcudatta bu kanun rububiyet cereyan ediyor. Bu rububiyet kanunu cereyan ediyor. Evet, bütün dünyada belki bütün mevcudatta bu rububiyet kanunu cereyan ediyor. Fakat biz bir çiçek meselesini sadece gözünüzün önünde sana izah ediyor ama sen bu çiçek meselesinden bütün her şeyi böyle anla diyor. Ben bunu daha önce de anlattım. Bu kimdi? Meşhur bizim çikolata renkli bir tane artist vardı. Amerikalı. Evet. Hatırladınız. Adamın adı? Morgan unuttum. Freeman. Ha, Morgan Freeman. Ha. O adamcağız işte bu BBC'de herhalde şeyde Nature Wife miydi? Tam bilmiyorum. Unuttum şimdi ya. Bak hafıza zayıflıyor. Gördüm yani BBC'de olabilir. Çıktı veya ikisinde birden ayrı ayrı çıkmış olabilir. Uzun uzun anlattı. Her bir mevcut dedi kainata gelen. Yani uzayda. Uzayda dedi yani. Uzay derken tabii burayı da kastetmiş oluyor yani. Her yeri yani. Gelen her şey çok açılardan dedi. Uzayda izler bırakır dedi. Yani hologramlar. İki boyutlu hologramlar bırakır dedi. Yani üç boyutlu değil ama çok açılardan olduğu için tabii İki boyutlu, üç boyutlu hologramlar daha detaylı olur. Çünkü hepsi birden değişik açılardan ikili resimler bir arada gibi algılarsa ne olur? Çok daha detaylı gösterir şeyi. Buradaki mahluk her neyse. Şimdi bir şeyi üç boyutlu gösterse şunu bir açıdan gösterecek. Ama iki boyutlu hologramlarını düşünün bunun. Her cihetle gösteriyor. Düşünün. Ona cümle bir arada baktın mı bunu tüm detaylarını bir arada görürsün. Bir üç boyutlu bakmak gibi olmaz. Yani bunu çeken uzaya ne geliyorsa her şeyin sadece üç boyutlu değil her yönüyle, her boyutuyla demek ki uzayda izi kalıyor. Bunu çikolata renkli Morgan Freeman söyledi yani televizyonda. Bu tabii adam bilim adamı değil de bunu sundu. Bilimin buluşu olarak yani. Anlattı, gösterdi. Ondan sonra burada Üstad Hazretleri bu buluştan çok çok önce bu meseleyi zaten söylüyor. Ne diyor? Bir çiçek bir vücuttan gider, binler vücut bırakarak öyle gider denilmiş. Yani diyor, onunla azim bir kanun rubeti gösteriyor. Yani bütün bahar belki bütün dünyadaki, belki bütün kainattaki mevcudat. Yani dünya derken sen bunu kainat anla. Tamam mı? Bu kanun rubet cereyan ediyor. Yani hepsi gider ama hadsiz vücutla bırakır. Morgan Freeman da bunu en büyük bir bilimsel buluş olarak bize gösterdi yani. Burasının bir fotoğraf stüdyosu gibi uzayın işlediğini. Ne gelse izinin kaldığını, çoklu hatta bir poz değil. Tamam mı? Karınca gelse dahil olmak. Ne düşünüyorsan. Burada görüntülerin uzayda ikili boyutlu olarak çok açılardan pozlarının saklandığını, kaybolmadığını söyledi.
isteyen bakabilir, yazabilir. Ondan sonra uzun uzun da bu konuda şey var yani. Bilimsel bir mesele bu. İspat edilmiş, gösterilmiş. Burada Üstad Hazretleri bundan çok önce, 100 yıl önce belki bu meseleyi zaten altını çizmiş. Ve çiçekler üzerinden konuşmuş ama diyor ki sadece çiçek değil, ne var ne yoksa demeye getiriyor değil mi? Belki bütün mevcudat. Tamam mı? Ve sen bunu böyle anla diyor. Ben çiçek dedim ama diyor. Sen bunu bir kanun betin üç noktası gibi düşün. Benzer üçgenlerde. Tamamında böyle bil diyor meseleyi. Burası net. Evet, Halık-ı Rahim bir kuşun tüyü libasını hangi kanun ile değiştiriyor, tazelendiriyor? Bir kuşun tüylü elbisesini, libasını hangi kanun ile değiştiriyor? Tazelendiriyor. O sani hakim aynı kanun ile efendim her sene küre-i arzın libasını, elbisesini tecdit ediyor. Tazelendiriyor. Hem aynı kanun ile her asırda dünyanın şeklini tebdil eder. Her asırda dünyanın şeklini tebdil eder. Bence her asra bakmak lazım. Dünyanın şeklinde bir farklılık var mı diye. Bence var olması lazım. Üstad böyle desin de demişse mutlaka bu meselede böyledir. Abi sen üstadın şeyini şey mi kabul ediyorsun? Yok öyle değil. Sadece üstadın bir sözü olmadığı kanaatindeyiz yani. Yüksek ilhamlar olduğu için üstad bunu şuurlu olsun, şuursuz olsun tabiri caizse ama ruhuyla, belki ruhunun şuuruyla buraya mutlaka bir şekilde farkında olsun olmasın işin doğrusunu yazmış oluyor. Ki yani farkında zaten, yanlış anlaşılmasın. Ben o manada söylemiyorum. Evet. Bütün bahar, belki bütün dünyadaki mevcudatta efendim dedik, kan rubetin cereyan ediyor dedik ve efendim hem aynı kanun ile her asırda dünyanın şeklini tebliğ ediyor, eder, hem aynı kanun ile kıyamet vaktinde kainatın suretini tagir edip değiştirir. Bir de o da var. Aynı kanun ile kıyamet vaktinde de efendim kainatın suretini ne yapacak? Tagir edecek. Burada da büyük bir ipucu var. Yeah. Sübhanallah. Her asırdaki farklılıklar, hangi farklılıklar varsa ve bunda hangi kanunlar oynuyorsa buna bakıp kıyamet mekanizmalarını çözmek de mümkün olabilir yani. Hani nasıl bekaya şey kazanılacak, yol olacak mesele, kapılar açılacak. Belki her asırdaki değişimler üzerinden bu meseleye yürünebilir. Çok da zor olması gerek, yeterli bilimsel verilerle. Çünkü buradan kanuniyet çıkacak, elde edilecek yani. Evet, ciddi bir tefekkür gerekiyor ama altyapı lazım önce. Bilimsel bazı incelemeler gerekiyor yani, veriler. Hem hangi kan ile zerreyi Mevlevi gibi tahrik ederse bir zerreyi, hem ne yapıyor? Bir zerre hem kendi etrafında dönüyor zaten, öyle diyor. Hem de elektron atom etrafında dönüyor diyor yani. Çünkü doğru şeyin etrafında, kendi etrafında dönmesine spin diyoruz. Yönü diyoruz yani. Bir de şeyin etrafında dönmesi var. Anlatabildim mi? Hani Mevlevi gibi. Evet. Tahrik ederse, hani hangi kan ile zerreyi Mevlevi gibi tahrik ederse, aynı kan ile küreyi arzı meczup ve semaya kalkan Mevlevi gibi döndürüyor. Ben dedim mi, Konya'ya gitse neyi dinlemek istese, kudüm dinlemek istese anlarım ama dedim mi derste? Evet. Kemikleri görmeye hani. Aynen. Dedim ama ne gereği var dedim, ama desen ki hani müzik olsa, neyi duysa dedim, hatta neyi dedim uzun uzun, neyi konuştum mu, konuşmadım burada. Konuştum. Teşekkür ederim. Başka sorum yoksanız jürileri. Evet. Başlayalım. Semaya kalkan Mevlevi gibi döndürüyor. Ve o kanla ile alemleri böyle, ama böyle döndürüyor, çeviriyor. Yani Mevlevilerin dönmesi yani bir şey ifade ediyor. Büyük bir hakikati ifade ediyor esasında. Büyük bir kanun rubiyetin ucunu gösteriyor tabiri caizse. Adını koymasak da biz bunu kaptık diyor Mevleviler. Kim de kaç yıl önce meselelerde. Daha teleskop yokken biz bu meselenin adını koymuşuz diyorlar. Doğru mu? Teleskop var mıydı abi? Evet. Ve o kanun alemleri böyle çeviriyor. Kanunları, aynı alemleri çevirdiği kanunla biz dönüyoruz diyorlar ya. Sübhanallah. Ne büyük sırlar varmış yani. Yani Mevlana Celaleddin Hazretleri'ne yani bundan dolayı laf edenler var ama ne büyük bir rubiyet kanunun ucunu gösteriyormuş yani. Doğru mu? Sübhanallah. Evet.
aynı açıyı yakalamış. Aynı sırrı yani. Hüsnü aynı açıyı yakalamış. Belki de yani. Allahu Ekber yani. Sisteminde dünyanın duruş açısı. Olabilir yani. Yani. Derken duruş açısı aynı açıyı yakalamış. Evet. Ve Manzume-i Şemsiye'yi aynı kanunla efendim ne yapıyor? Gezdiriyor. Yani güneş sistemini. Hem hangi kanunda senin bedenindeki hücrelerin zerreleri tazelendiriyor. Hücreler ne yapılıyor? Tazeleniyor biliyorsunuz. Yani tazelenirken hücre kendisi tazelenmiyor. Yenisi geliyor. Kendisi vefat ediyor belli bir süre sonra. Yenisi gelmek üzere bırakıyor. Ama bir büyük bir olay bu başlı başına. Büyük bir inceleme konusu. Hatta bunun fotoğraflarını çekenlerin Nobel ödülü veriyoruz. Açıklayanı değil bak belki. Açıklamaları şu an ortaokul fen düzeyinde açıklamalara bakmayın. Gerçekte her şeyini açıklıyor değiliz. Ama açıklamaya yardımcı olan fotoğraflarını çeken adamlara, renklendiren adamlara jüri ödüllerini yağdırıyoruz. Her sene DNA üzerinden bu bölünme meselelerinde. İyi bakın yani. Takip edin. Olayı tamamen açıklamaktan da aciz olduğumuz noktada olsak bile, tamam mı? Sadece fotoğraflama tekniği geliştirmek, renklendirmek Nobel'i getiriyor. Nerede kaldı orijinali? Nerede kaldı 100 trilyon hücrende devamlı bu işin doğru olması? Evet. Evet. Hangi kanunuyla senin bedenindeki hücrelerin zerrelerini tazelendiriyor, tamir ve tahlil ediyorsa aynı kanunla senin bağını her sene tecrit eder. Ve her mevsimde çok defa tezelendirir senin bağını, bahçeni. Aynı kanun ile zemin yüzünü her bahar mevsiminde tecrit eder. Her bahar mevsiminde de zemin yüzünü ne yapar? Tazelendirir. Taze bir peçe üstüne çeker. Hem o saniye kadir hangi hikmetle, hangi kanunu hikmetle, hangi hikmetinin kanunuyla, hikmetinin hangi kanunuyla bir sineği ihya eder, bir sineği sineğe hayat verir. Aynı kanunla şu önümüzdeki çınar ağacının her baharda ihya eder. Efendim ve o kanunda küre-i arzı yine o baharda ihya eder ve aynı kanunla haşirde mahlukatı da ihya eder. Şu sure işaretten مَا خَلْكُكُمْ وَلَا بَاسَكُمْ اِلَّا كِ نَفْسٍ وَاهِدَ Kur'an ferman eder ve hakeza kıyas eder. Evet, bu da diğer bir tevafuk oldu. Diğer derste. Demin ki arayla tevafuk etti. Bu da diğer derste bir tevafuk oldu. Ki bu ders, o derste bu yazmıyordu. Biz eklemiştik. Bu sefer de burada yazıyor, biz söylemedik. Evet. Bunlar gibi çok kabahat-ı rubiyet vardır ki, bunun gibi çok rubiyet kanunları vardır ki zerreden mecbu aleme kadar cereyan ediyor. Bütün aleme kadar. Zerrelerden bütün alemlere kadar bu mesele aynen cereyan ediyor. İşte faaliyet-i rubiyetin içindeki rubiyet fiillerinin, faaliyetlerinin içindeki şu kanunların azametine bak. Evet. Azametine bak ve genişliğine dikkat et. Vusatine, genişliğine dikkat et. Yani kainatı tamamen ihata söz konusu. Kainat dediğimde bu işten bu hesap yok bence. Yani 96 milyar ışık yılı ama çok daha fazla çıkacak o. Evet. Ve sır içindeki sır-ı vahdeti gör. Her bir kanun bir burhan-ı vahdet olduğunu bil. Her bir kanun bir vahdet delili, burhanı olduğunu bil. Bunu derslere havale ediyorum. Şu an burada tekrar onun detayına dalmayacağım ama öyle olduğunu her derste belki izah etmişiz ilk baştan. Evet, şu çok kesretli çünkü kainatın tamamını görmeyen, tamamını bilmeyen, tamamını bir anda çalıştırmayan, değil mi? Hesaplarını bir anda irade edemeyen bir kanunu icra edemez. Bu kadar bilgi görme, bilme işini ya her bir zerreye vereceksin o kanun olması için ya da doğrudan sani vahide ehada vereceksin yani. Arada bir yer var mı? Arada bir yer yok. O zaman her kanun neymiş efendim? Her kanun bir burhan-ı vahdet olduğunu bil. Evet, şu kesretli ve çok azametli kanunlar her biri ilim ve iradenin cilvesi olmakla beraber hem vahid hem muhit olduğu için saniin vahdaniyetini, saniin vahdaniyetinin birliğini, ilim ve iradesini gayet kat'i bir surette ispat eder. Bunu biz her derste altını neredeyse çizmişiz ya. Burada da tekrar Üstad Hazretleri altını çiziyor. Biz detaylandırdık ama derse nite. O derslere istinaden.
İşte şu ekser sözlerde, ekser temsiller böyle kanunların uçlarını birer cüz'i misal ile göstermekle müddea da aynı kanunun vücuduna işaret eder. Madem temsille kanunun tahakkuku gösteriliyor, burhan-ı mantık gibi yakını bu surette müddeayı ispat eder. Yani benzer üçgenlerden. Burada böyle oluyorsa, şurada şöyle olacağı çok açık. Demek sözlerdeki ekser temsiller burhan-ı yakini birer hücceti kat'i hükmündedir. Yani kainatta olup biten her şeyi açıklıyor demektir. Bu mantık. Ama olayı benzer üçgenlerde, ufak üçgende sana izah edecek ki benzerini sen matematiksel, matematiği burada kullan şimdi. Matematiği burada kullan. Efüs, efüs. Ha, burada kullan yani. Heh. Allah razı olsun. El Fatiha.